Aylık enflasyon önemli. Çünkü işte asgari ücret, emeklilerin ücreti, şimdi gelecek aylık enflasyonların Haziran'dan sonra, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 aylık enflasyonun aylığına bakacağız. Şimdi tabii orada ne gelecek? Asgari ücrete ne gelecek? E, zam emekliye ne gelecek? Şimdi bunlar önemli bir taraftan. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Evet var. E, orada zaten çarşı pazara yansıyacak diyor. Ama TIZOB'un e, başkanı Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin başkanı diyor ki gıdada bir problem var. Az önce bahsettim imalat Sanayi'nde e, rakam 44.3 geldi. Özellikle gıda üretiminde sert düşüş var. E, bu da fiyatları tetikleyebilir. Bir tarafta İran var. 75 dolar evet e, petrol. Ama daha da sıkıntılı bir sürece girer mi? Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığında bir petrol krizi yaşanmıştı. Bunlar ciddi problemler. Şimdi o önümüze böyle problemler varken hem bir taraftan talep enflasyonu, eğer bu bölgede savaş devam eder büyürse daha doğrusu, orada da bir maliyet enflasyonu alırsak bizim asgari ücretimiz nereye düşecek? Şimdi ben bir arkadaşlarla bir grafik hazırladık sizlere. Şöyle bunlar rakamsal. Avrupa'daki bürüt asgari ücret Ocak 2024'ten itibaren bu rakamları verdik. Nedenini de söyleyeyim ben size. Şimdi aslında bu Ocak ayında Türkiye mesela orada kırmızı ile olan 445 euro ya. Aslında Ocak ayındaki e, dolardan kaynaklı orası 613 dolardı ve biz Sırbistan'ın üstüydük. Altımızda Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan falan vardı. Fakat e, dolar 34'lere geldi, e, euro da keza aynı şekilde 38'lere geldi. E, tamamına baktığımızda bu da euro start verileri, bunlar da euro bazında. 445 euroya kadar düştük. Şimdi biz bunu e, tamamen şu ülkeleri de ben size söyleyeceğim. En yüksek asgari ücret Luxemburg'da 2575 euro. 71 euro. Şimdi İrlanda, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, Slovenya böyle devam ediyor. Rakamlar 2000, 2000, 2000 euro, 1900 euro, 1700 euro, 1300 euro, 1254 euro. Bu Slovenya dahil. Kıbrıs geçen gün konuştuk 1000 euro. O da 38 bin, 37 bin yapıyor. Kıbrıs'taki asgari ücret orada belge de yok. E altına geliyorsun Polonya, Portekiz, Malta, Litvanya, Yunanistan diye devam ediyor. Yunanistan 910 euroda. E Çekya bize yakın yani Çekya bizim yakın derken işte, e, karşılıklı ilişkiler var. Ekonomileri benziyor. 760 ekonomilerimiz benziyor. 764 euro oradaki e, asgari ücret. Devam ediyorum. Slovakya, Letonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Karada. Hatta Karadağ 533 euroda. 6 var Bulgaristan 477 euro, Türkiye 445 euro, en düşük Arnavutluk. Şimdi bunları verdik. Bu başka. Bir de ülkeler toplam çalışan sayısı, ülkelerin toplam çalışan sayısının içinde asgari ücretle çalışan oranını peki. Bu önemli. Neden önemli? Şimdi Almanya'ya bakıyorsun. %6 asgari ücretle çalışan yani orada eğer 35 milyon çalışan varsa sadece bunun %6'sı asgari ücretle çalışıyor. Ama Türkiye'ye geldiğinde asgari ücretle çalışan sayısı Türkiye'de %57. O yüzden asgari ücret ortalama ücret oldu diyoruz zaten. Romanya'da asgari ücretle çalışan sayısı tüm çalışanların arasındaki oranı %21. Polonya 17, Bulgaristan, Litvanya, İrlanda diye devam ediyor. Almanya, Hollanda. Hollanda'da %3. Yani oradaki asgari ücretin ne olduğunu çok önemi yok çünkü %3 zaten çalışan toplam çalışan sayısında. Ama Türkiye dönemi var. 160'a yakını Türkiye'de asgari ücretle çalışıyor. Şimdi İsmet Çetinkaya Mali Müşavir. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Zeliha Hanım. iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ederim. Rakamları biz çıkardık. İşte e siz de gördünüz. Bunları biraz da göz görsün diye yakın yakın verdik. Şimdi bizim asgari ücret konusu bayağı sıkıntılı. 17.000. bin. E ve daha biz düşünün. Ekim'e girdik. Kasım aralığımız evet. var. 3 ay var daha. Ama e, alım, alım gücü 12 bine geldi. Şimdi her şeyle bağdaştırırsan, Orta Doğu biraz önce konuştuk gördünüz İsmet Bey. Petrol 75 evet. dolar. Bilmiyorum belki 80 olacak. Şimdi onun enerji maliyeti var. Bunun bizim ulaşım maliyetlerine, benzine, motorine yapılacak zamlarla beraber enerji maliyetlerinin artmasıyla doğalgaza kadar zaten artacak olası bir maliyet e, yüksekliği olacak biz talep enflasyonu diye tartışıyoruz ama arıza enflasyona doğru kayacağız gibi duruyor. Bir taraftan beklenti evet, enflasyonu evet. var. Ee ne olacak? Asgari ücreti hangi oranda zam yapmaları lazım? E, şimdi enflasyon yarın gelecek mesela İsmet Bey. Yıllık bazda belki %50 gelecek olabilir. E seneye %20 bekliyoruz fakat bizim hala alım gücümüz, alım gücümüz çok kötü. Ortam belli. Buyurun. Burada hükümet de şu anda bizleri dinliyor. E, neye göre karar vereceğini açıkçası biz de kestiremiyoruz. Geçmiş yıllarda daha rahat kestirebiliyorduk. Gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılabiliyordu. Buna baz aldığımız zaman da bizim öngörülerimiz şu anda asgari ücretin yani olması gereken de yani minimum seviyede 23.800 lira olması gereken seviyeler e, gerçekleşen enflasyon üzerinden baz alırsak ancak son zamanlarda gündemde IMF'nin önermiş olduğu %14'lük bir e, asgari ücret artışı yapılması gerektiğinde bir önerisi var. Bu da 2380 liralık bir artışa tekabül ediyor. Bu da toplamda 19.380 lira yapıyor. Açlık sınırı 19.830 lira zaten şu anda Türk için açıklamış oldu rakama göre. O artış yapılsa bile hala hazırda açlık sınırı altında kalıyor. Geçen iki hafta önce Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch'in e, kredi notumuzu arttırmıştı. BA artıdan BB eksiye yükseltmişti. Ancak orada da bir not düşürmüştü. Denilmişti ki ihtiyatlı asgari ücret vurgusu yapılmıştı. Yani bu ne demek? Asgari ücret, asgari enflasyonla mücadele ediyorsanız şayet asgari ücreti yüksek oranda artış yapmayın demektir. Yani bu gerçekleşen enflasyon üzerinden değil de Önünüzdeki yıldaki yani 2025 yılındaki tahmin ya da hedeflenen enflasyon üzerinden artış yapın demektir. Bunu şayet hükümet yaparsa yüzde orta vadeli planda da 2025 yılı enflasyon oranı beklenen tahmin enflasyon oranı yüzde Bunu yaparsa 19.975 liraya tekabül ediyor. Yine 20.000 lira seviyelerine ulaşmıyor. Şimdi burada şu anda yaşam maliyeti az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi doğal gaz, elektrik, ulaşım özellikle metropol şehirlerde ulaşım maliyetleri ciddi oranda arttı. Şimdi burada şimdi yine az önce siz söylediniz ben geçen hafta bunu birebir yaşadım 10 lira ekmek alıyordum tam gramajı artmıştı 12,5 liraya almaya başladım ve şu anda dün fırıncılar esnaf odası başkanında 15 lira e, maliyetlerin arttığından kaynaklı 15'ini talep etti. Şimdi alım gücü olarak 17 bin lira zaten düştü. 12 bin liralar seviyelerine düştü. Bu kaybın birincisi yapılması gereken şu 2024'te kaybedildiğinin yerine konulması ve 2025'te de hedeflenen enflasyon oranı yakın enflasyona yakın bir artış yapılması. Yani bu da yüzde tekabül ediyor. bunun yapılması bekleniyor. İşçinin işçi tarafını beklediği rakam bu. En az seviyede 25 bin, 25 bin 500 Ancak şu anki görüntü gösteriyor ki maalesef söylenenler de o nokta 20-22 bin bandında. E şahsi benim kanaatimi sorarsanız benim beklentim de 23 500 lira hükümetin bunu yapacağı noktasında. Şimdi Çünkü Şimdi yıllık enflasyon yüzde 41 buçuk OVP. Ee, evet. O da yaklaşık nette 24.058'e geliyor. Ama işte 25 bin, 26 bine gelir mi? Şimdi yüzde 41 buçuk, 50, yüzde 50'ye yakın. E şimdi diğer ücretler de tabii ki yüzde 57 oranında ortalama ücret olduğu için Türkiye'de e, asgari ücretle çalışan. Diğer çalışanlara da bu yansıyacak. Bunların şirket maliyetleri de olacak bir taraftan. Tabii şimdi burada bir çoğu firma ara zam yapmıştı zaten. özellikle kurumsal firma ara zam 7. ayda ara zam yapmışlardı şimdi sadece burada asgari ücretli beklemiyor. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da bekliyor. Çünkü onları da etkiliyor bu yapılacak zamlar. dediğim gibi burada yani hükümet bir kere yüzde %50 zam yapacağını ben kanaat etmiyorum. Yüzde %30-35 ders seviyesinde tutacağını düşünüyorum. 41,5 OVP yıllık ama. İşte yapmayacak. Çünkü sıkı para politikası var, enflasyonla mücadele var. Bu enflasyonla mücadeleyi de asgari ücretin, emeklinin, memurun üzerinden Çıkartma yönünde bir hükümetin göstergesi var. Çünkü dediğim gibi piyasada ciddi bir para daralması oldu, enflasyonu mücadele çerçevesinde geçen hafta da işte kredi kartlarına kredilere işte bir yapılandırma geldi. Çünkü vatandaş ödeyemez noktaya geldi. İşte asgari ücretli de bu noktada geçimleri zaten zor olduğu için. Ciddi bir beklenti girdi açıkçası çünkü Temmuz'da da bir zam alamadı. Son iki senedir ara zam alıyordu ancak son Temmuz'da son altıncı evet. ayda bir evet. zam alamadı. Beklentiler de burada yükseldi. En evet. azından asgari ücretlinin beklentisi 2024 enflasyon oranında yani evet, orta vadeli planda yüzde evet. 41,5. Tabii gerçekleşecek oran nedir o da tahminle... Ee... Düğün... %30 olursa büyük haksızlık olur. Valla Aralık ayında bu derin tartışmaları göreceğiz. TİSK'le beraber, kamu ve diğer işveren örgütleri ve işçi örgütleriyle. Sevgili İsmail Çetin Kaya, çok teşekkürler. Biraz ben daha teşekkürler. detaylı bunu konuşacağız. Şu enflasyonu alalım. Ondan sonra tekrar ben yayına bekliyorum. Asgari ücret büyük konu. Kısa bir ara.